Tadacığım gördüm gördüm gördüm. He de bir de yani bir de kapak yapmış galiba gördüğüm kadarıyla. Yani kapak derken kendisi bir kapak yapamıyor. Olsa olsa biz ona kapak yapabiliyoruz. En büyük kapağı da Sedat Peker yaptı zaten. Yani onun üstüne bir kapak yok, öyle diyeyim ben sana. Dolayısıyla ama şöyle bir kapak yapmış kendisi, hani görsel anlamında söylüyorum. Şırınga Özlem Halk TV'den nasıl kovuldu falan diye. Şimdi bu ülkede böyle rezil insanların rezil olamama gibi veya da rezilliklerini bir türlü anlayamama gibi bir sorunu var galiba. Şimdi normal koşullarda benim bu insana şöyle bir cevap vermem gerekir. Hani o bana Şırınga Özlem Halk TV'den nasıl kovuldu filan diye kapak yapıp videolar çekiyor ya, iki tane reyting alabilmek, bizim itibarımızdan 3 kuruşluk kendisine de bir pay çıkartabilmek için. Benim de o zaman şöyle cevap vermem lazım. Palyaço Hadi'ye cevabımdır diye kapak yapmam lazım. Tabii ki yapmayacağım. Biz çünkü kendisine kapağı geçen sene yaptık zaten Fatih'le beraber. Biz o kapağı ona en güzel şekilde yaptık. Gerçek neyse onu aktardık. Sedat Peker'in paylaştığı videoyu biz de burada oynattık. Siz de izlediniz. Zaten bütün Türkiye'de öğrendi. Normal koşullarda bu insanların sokağa bile çıkamaz durumda olmaları lazım. Yani değil gazetecilik, hani böyle çıkıp bir tane ekmek bile alamayacak durumda olmaları lazım. Öyle değil mi? Yani nargileler, bilmem neler falan filan, pazarlıklar, rezillikler. Ondan sonra gazetecilik yapar görünümlü, şantajlar, tehditler, kara paralar, bir şeyler. Değil mi? Bütün bunlar olması lazım. Ama işte olmuyor yani. Nasıl olmuyor bilmiyorum. Kendisine tek bir cevap vereyim. O videoda anlattıklarının tamamı yalan, tamamının yalan olduğunu kendisi de biliyor ama buna rağmen o videoları çekmeye devam ediyor. Neden? Çünkü rezil bir insan. Bütün gazetecilik dediği şeyi kapağımızı hatırlamış Fatih. Verelim mi? Hadi izleyelim ya. Ay ne güzel bir andı ya. Bak kapak öyle değil böyle olur Hadi'cim. Ver ses Fatih'cim. Kendi kendinizden de telif Bunun yiyeceksiniz. üzerinden deyim yerindeyse bugün kendileriyle ilgili inanılmaz görüntüleri izleme şansına sahip olduğumuz kişiler haber sitelerinde, televizyon ekranlarında, kendi YouTube kanallarında etmedikleri hakareti bırakmadılar. Deyim yerindeyse üzerinde tepindiler. Hakkında 70 bin tweet yazıldı. Gazetelerin ön sayfalarında en iğrenç şekilde fotoğrafların paylaşılıp en ağza alınmayacak şekilde hakkımda haberler yapıldı. Oğlumun Instagram DM'lerine kendisine tecavüz etmek istedikleriyle ilgili paylaşımlar yaptılar. Daha bugün beni bir uzlaştırmacı avukat aradı. Kişisel hakaret davası ile ilgili arabuluculuk yapmak istediğini, anlaşma sağlamak istediğini söyledi. 4.000 kişiye dava açıldı bana hakaret edilmiş. Ama ne hakaretler? Yani aklınızı almayacağınız hakaretler. Sadece hakaretler değil, fotoğraflar da vardı. Bütün bunlar 36 saniyelik bir yanlış haberi televizyon ekranında okuduğum, sonra özür dilediğim, özrümü sosyal medyada paylaştığım için oldu. Şimdi size Gülnaz Şırınga, Hadi Özışık gerçeğini anlatacak. Fatihçim, oynatalım bebeğim, birinci video. Kül tablosu versin. Alo. Selamun aleyküm. Hadi abi nasıl? İyiyim abi, seni sormalı. Allah Neyse. razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Yani bu anları hatırlıyorsunuz zaten. Böyle bir insandan bahsediyoruz. O hikayeyi de kısaca sadece sizin için. Bana değer veren, kanalımı izleyen, bana güvenen, siz değerli izleyenler için kısacık anlatacağım. Murat Arel ve Barış Pehlivan kendilerinde ilgili daha önce verilen bir hüküm nedeniyle denetimli serbestlikten önce bir ya da birkaç gün savcılık kararıyla cezaevine konulma ihtimali için adliyedeydiler. O gün akşam cezaevine götürülme ihtimalleri vardı. Götürüldüler Silivri cezaevine. Nasıl götürüldüklerini hatırlıyorsunuz. O görüntüleri kendileri de paylaştılar zaten. Ama o gece yarısı ve o gün kayda geçsin vardı. Salı günüydü. Normalde Murat'ın programı, Murat Arel'in stüdyoda canlı yayında olması gerekiyordu. Ama o gün Murat yayına gelemezdi tabii çünkü Silivri'deydi Barış Pehlivan'la beraber. Biz konuklarımızı ayarladık, alternatif bir akış yaptık ama her anda bir bilgi bekliyorduk. Belki de Silivri'den gece geç saatlerde de olsa tahliye edilebilirler ve kendi yayınlarına gelebilirler diye. Öyle de oldu. Beklediğimiz iyi haber geldi. Murat Arel ve
Barış Pehlivan'ın tahliye bilgisi geldi. Ve onun üzerine ama tabii kendilerine ulaşamıyoruz çünkü cep telefonları kendilerinde değil. Zaten nasıl çıktıklarını cezaevinden ve nasıl geldiklerini de yayında anlattılar. Bir arabaya bindiler ve yayına geldiler stüdyoya. Stüdyoya geldikleri saatlerde Hakan Çelenk kendisi web sitemizin ve YouTube kanalımızın genel yayın yönetmeni. Bir dönem perdenin önü arkasında aynı ekranı paylaştım. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim, o da onurlu, şerefli bir gazetecidir ve haza beyefendi bir insandır. Hakan aradı, daha doğrusu WhatsApp'tan yazdı çünkü ben de canlı yayındayım o sırada. Dedi ki ya dedi, hemen dedi internetimize koymak istiyoruz, Twitter'a, sosyal medyaya, YouTube kanalımıza, işte web sitemize. Bize dedi cep telefonunla bir video çekebilir misin? Çünkü bir dakikalık kısa video çektiğiniz anda hemen WhatsApp'tan gönderebiliyorsunuz. Ayrıca bir montaja, işleme tabi konulmuyor. Yoksa ben manyak olmam lazım değil mi? Yani kendim canlı yayındayken yayınımın içinden onların deyimiyle paralel canlı yayın yapmak için. Tabii Hakan dedim, videoyu çektim. Anında Hakan'a gönderdim. Hakan da web editörümüz Abdullah Demir'e, daha önce Habertürk'ten mesai arkadaşım, videoyu gönderdi. Ve derhal Twitter'a yüklediler, web sitesine koydular, Instagram'a koydular. Ve ben de onların yaptıkları haberleri retweet ederek o anı paylaştım ve böylece izleyiciler, farkında olmayan izleyiciler, Murat'ın ve Barış'ın da canlı yayına katıldıklarını belki de görerek sosyal medya üzerinden yayınımıza dahil oldular. Halk TV ekranlarına dahil oldular. Tabii ki de yani söylediği her kelime yalan. Fakat benim problemim şu. Bu konuyu bilen 4 kişi var Halk TV'de. Sadece 4 kişi. Hakan Çelenk, YouTube'un genel yayın yönetmeni, ben, değerli patronumuz ve genel yayın yönetmenimiz. Hadi bu yalanları kimden bilgi alarak ya da kim onun kulağına fısıldayarak çekebiliyor bu videoyu, ben çok merak ediyorum. Ben size bir önceki videoda dememiş miydim, bir itibarsızlaştırma, bir kara propaganda başlamış vaziyette. Faruk Bildirici'nin yazısı bununla ilgilidir. Daha önce bir takım web sitelerinin vay efendim Özlem Gürses Deva Partisi'nin kongresinde sunuculuk yaptı haberleri, video paylaşımları bununla ilgilidir. Bir şey oluyor. Bir şey olmakta. Kim bu insanlar ve niye yapıyorlar? İnanın bilmiyorum ama şu kadar umurumda değil, onu da söyleyeyim.